Hoş Hoş bulduk. geldin hocam. Hani hakikatten giriyorduk bu akşam. Öbür taraftan. Evet, bir dahakine oradan girelim hocam. Çünkü burada da çok kişi geldi bu Evet. sayfaya. Çok kişi geldiği için o sayfamı bilmeyen birçok kişi var. Bu sayfamda olan çok kişi var. O yüzden dedim onlar Evet. kaçırmasınlar. Biraz daha bir iki defa daha buradan yapıp ondan sonra Baktım oraya geçelim. 10 dakika Nasılsın? geçti. Dolayısıyla dedim bir de öbür tarafı deneyeyim dedim de geldim. Hoş Hoş bulduk. İyi geldin. akşamlar. Nasıl geçiyor İyi günlerin? geçiyor. Ziyaretçiler var Ziyaretçiler mı? gitti. Şimdilik ziyaretçi yok. Bir kişi gelecekti. O da Bana çok yazan var. turla geldi galiba ve iletişim kuramadı bizimle. Böyle. Evet. Hocam, şimdi yeni katılan arkadaşlar var sayfaya bayağı bir 400-500 Evet. kişi kadar yeni gelen, ekleyenler. Onlardan da şimdi hiç bizim öğretimizi bilmeyen eskiler belki hep aynı şeyleri konuşmaktan sıkılabilir ama ilk bir 10 dakika, 15 dakika hiç sizin öğretinizi bilmeyenler için bir başlangıç yapalım mı 15 dakika? Hani olayın başını bir anlatalım tekrardan. Uzun zamandır baştan Olur, girmemiştik. tabii gireriz. Şimdi bizim öğretimiz tek bir kişiliktir. Bu vizyon manyetik alanda tek bir kişi var. Şimdiye kadarki bütün öğretiler kişinin hakiki kozmik yapıda olduğunu düşünerek ve o şekilde düşünerek öğretilerini gerçekleştirdiler. Halbuki hakiki kozmik yapıda varlıklar başka varlıklardır. Ama bu vizyon manyetik alan, yani burası bir yalan dünyadır. Dolayısıyla biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Hakiki kozmik yapı sonsuz büyüklükte bir kozmik yapıdır. Sonsuz boyutu olan bir kozmik yapıdır. Bu kozmik yapının gıdası varlıkların düşünceleridir. Varlıkların düşüncelerini kozmik yapı gıda olarak kullanır ama arta kalanı da yan tarafta biriktirir. Yan tarafta biriktirir dediğimiz şöyle bir şey söyleyelim. Hakiki alfanova bir portakal dilimi şeklindedir. Ama sonsuz büyüklüktedir bize göre. Bu hakiki alfanova diliminin yanında 342 tane daha kozmik yapı dilimi vardır ve bu 343 kozmik yapı dilimi bir küreyi oluşturur. Bu küre de tek değildir. Yanında birçok kendine benzer küreler vardır ve bu kozmik yapı artı sonsuza doğru da devam etmektedir. Şimdi bu kürenin yanında biriken düşünce antimaddedir. Antimaddeyi hakiki kozmik yapıdaki 20-23. boyut varlığı olan mutlak boyut varlıkları kendi teknolojileriyle kozmik yapıya çevirdiler, maddeye çevirdiler ve kozmik yapıya çevirdiler. Ve neticede bir gürz büyüklüğünde bir kozmik yapı yaratmış oldular. Bu kozmik yapı ya alfanova dendi. Gürz budur. Gürz bu şekilde bir yapıdır, bir bütündür. Ama içinde galaksiler, alemler, kainatlar, evrenler, mini atomik bütün ve işte gürzü oluşturur. 1800 gürzde bir kürzü oluşturur. Kürzü bir portakal dilimi olarak kabul edersek, portakal gibi kabul edersek, bu portakalın kabuğu 4 boyut olan mutlak boyutu oluşturur. 20, 21, 22, 23 üçüncü boyutlar mutlak boyuttur. Bu mutlak boyut varlıkları
Betanova'yı yarattıktan sonra Betanova'ya varlık yaratma projesini ele aldılar ve gerçekleştirmeye çalıştılar. Alfanova'nın bu üçgen olan bölümü Rahman boyutudur. Rahman boyutunda Atlantalılar yaşam sürmektedir. Bu Atlantalılar bir nevi beyin oluştururlar ve hakiki Alfanova'nın beynini oluştururlar ve hakiki Alfanova'yı idare etmeye çalışırlar. Rahman boyutu 9 boyuttur. Esasında Gürz'ün birinci bölümü rahim boyutudur ve 7 boyuttur. İkinci bölüm, ortadaki bölüm yaratan boyutudur. 3 bölümdür, 3 boyuttur. 8, 9 ve 10. boyutlardır. Rahman boyutu da 9'dan 19'a kadar olan o 11 boyutu içermektedir. 7 tane mutlak boyut varlığı yarattı Betanova'yı ve kendi boyutlarına göre yarattılar. Betanova'nın ilk boyutu Alfanova'nın 20. boyutunun frekansındadır. Bu 7 mutlak boyut varlığı Betanova'ya geçerek bir laboratuvar kurarlar ve bu laboratuvarın içine Atlantalıların sayısı kadar küpçük yaratırlar. Bu küpçükler elektromikroskobik küçüklükte küçüklerdir. Yani elektron mikroskobuyla dahi zor görülebilecek küçüklüktedir. Ve her bir küpçük bir gürzü içine almaktadır teknolojik olarak. Bir gürz var her bir küpçükte. Bu gürz aslında şöyle tarif edebiliriz. 7 mutlak boyut varlığı her bir Atlantalıyı aldı ve Atlantalının aurasının kopyasını alarak, yansımasını alarak vizyon manyetik alanı oluşturdu küpçükte. Yani vizyon manyetik alan bir Atlantalının aurasıdır. Bu vizyon manyetik alana Atlantalının hücrelerini alarak teknolojik olarak hücrelerin yansımasını aldılar ve vizyon manyetik alana koydular. Daha sonra Atlantalının kopyasını alarak bu vizyon manyetik alana yansımaların arasına koydular. Bu kopya ya ben avatar ismini verdim ve avatar sensin. Şimdi bizi dinleyen her kişi kendi açısından dinlesin. Çünkü bu vizyon manyetik alan, bu öğreti tek bir kişiliktir. Avatar sensin diyorum o bizi dinleyene. Sensin diyorum. Avatar yaratıldı. Yoktan var edilmiştir ve vizyon manyetik alanın 3. boyutuna konmuştur ilk etapta. Çünkü 1. boyut bitki boyutudur, 2. boyut hayvan boyutudur. Hayvan boyutu da şempanze ile son bulur ve 3. boyut insan benzeri varlıkların bulunduğu boyuttur hakiki Alfanova'da. Avatar 3. boyuta konmuş ve evrim alması öngörülmüş. Aslında Avatar yaratılırken Atlantalı'nın DNA bütünlüğü Avatar'a verilmiştir. Avatar'da kopyası olduğu Atlantalı'nın DNA bütünlüğü mevcuttur. Yani 19. boyuta kadar olan tüm bilgi bu DNA'da mevcuttur. Ama
Avatar kendi istek ve gayretiyle, dişiyle, tırnağıyla evrim alarak 19. boyutun son frekansına kadar ulaşabilmesi için 3. boyuta konmuştur. Aksi takdirde 19. boyut bilincine sahip robotlar üretilebilirdi. Bu teknoloji ile çok basit olarak üretilebilirdi. Ama onlar varlık olacağı yerde robot olmuş olurdu. Dolayısıyla Avatar 3. boyuttan itibaren kendi kendini yetiştirerek 19. boyutun son frekansının doyumunu sağlaması öngörülmüştür. Avatar 19. boyutun son frekansının doyumunu sağladığı takdirde Betanova'da yaşam hakkı alacak. 19. boyuta ulaşmayanlar hakiki kozmik yapıdaki kendi bilincine denk bir boyuta, tek denk bir frekansa yerleştirilecek ve hakiki Alfanova'daki varlıkların haklarına sahip olacaklar. Yani hakiki kozmik yapıda varlıklar bir boyuttan bir üst boyuta çıkabilmek için yedili birleşim sistemine uygun olarak birleşerek çıkarlar ve foton kuşağı sayesinde çıkarlar. Foton kuşağı da bazı durumda Mikail sistemi, bazı durumlarda da İsrafil sistemidir. Yani meleksi sistemler bu şekilde hakiki insan olarak hakiki Alfanova'da yaşam sürecekler. Ve Betanova'ya geçenlerse, şimdi özet olarak söylüyoruz zaten, hakiki Alfanova'da her bir 20 boyutta bir göklerin dürülmesi prensibine uygun olarak varlıklar dürülerek tek bir hücreye dönüşür. Dolayısıyla hakiki Alfanova'daki 19. boyut varlığı, Gürz'ün en son boyutunda evrim alan Atlantalı, Kürz'deki 20. boyuta geçerken tek hücreye dönüşür. Ve mutlak boyutun 20. boyutunda yaşam süren mutlak boyut varlıkları tek hücreye sahip varlıklardır aslında. Ama her bir frekansı, her bir boyutu düşünürsek, alt sonsuzdan o noktaya kadar olan tüm kozmik yapı ve varlıkların toplamıdır. Hangi noktayı düşünürsek düşünelim, her varlık alt sonsuzdan o noktaya kadar olan tüm kozmik yapı ve varlıkların toplamıdır. Dolayısıyla da mutlak boyut varlığı, 20. boyuttaki mutlak boyut varlığı hücre olduğu halde alt sonsuzdan o noktaya kadar olan tüm kozmik yapı ve varlıkların toplamından oluşmaktadır. İşte bu şekilde Avatar 19. boyutun son frekansının doyumunu sağladığı takdirde Betanova'ya geçecek ve çok süratli bir şekilde evrim alarak, bilinçlenerek Betanova'nın 19. boyutunun frekansına yükselecek daha doğrusu. Dolayısıyla ilk grup 19. boyutun son frekansına ulaştığı zaman altındaki bütün hücreler yerinde saymış olacak ve bir beyin oluşacak orada. Bir beyin oluşturacak oraya geçenlerin tümü ve bu beyin bir mutlak boyut varlığı tarafından, yani laboratuvardaki 7 mutlak boyut varlığından bir tanesi tarafından çalıştırılacak ve kendiliğine bırakılacak, kendi inisiyatifine bırakılacak. İşte o beyin artık Betanova'nın devamını ve varlıkları oluşturmaya çalışacak ve yaratacak, yani oluşturacak. Dolayısıyla hakiki kozmik yapıdaki mutlak boyut varlığı 23. boyut varlığı olduğu halde
Avatar'a kendi DNA'sını aşıladığı için Avatar Betanova'da 20. boyut varlığı olabilmektedir. Aşı aldığı için, mutlak boyuttan aşı aldığı için Betanova varlığı olabilmektedir. Betanova'nın 19. boyutu 38. boyut frekansındadır. Dolayısıyla ilk boyutu 20. boyutun frekansında olduğu için 19. boyutu da 38. boyut frekansındadır. Ve süratle bu boyuta çıkacak tabii ki. Ama hakiki Alfanova'daki varlıklar 26 bin yılda bir boyut atlar. Dolayısıyla çok avantajlı, çok yüksek bilince sahip bir varlık olacak eğer Betanova'ya geçerse Avatar. Ama geçemeyenler hakiki Alfanova'da kendi layık olduğu boyuta yerleştirilecek ve o ortamların kurallarına uyum sağlayıp yaşamını sürdürmeye. Evet. Hocam boyutları anlatalım ve de düşüncenin evrimine, Şimdi zihnin. Buna tamam. paralel olarak. Boyutlar belirli güce sahip mekanlardırlar. Bu güç üzerinde bulunan varlıkların gücüne göre değer kazanır. Mesela işte biraz önce söylemiştik. Her bir noktadaki varlık alt sonsuzdan o noktaya kadar olan tüm kozmik yapı ve varlıkların toplamıdır demiştik. Şimdi birinci boyutta, üçüncü boyuttaki varlık insandan başlayalım. Üçüncü boyuttaki varlık dördüncü boyuta geçebilmek için yedili birleşim sistemine uygun olarak birleşerek daha üst boyuta geçer, beşinci boyuta geçer. Dördüncüyü atlıyoruz çünkü dört sırada değil, asma bir kattır, asma bir boyuttur. Bu boyut uyku ve çözülüm boyutudur. Yani eskilerin deyimiyle ölüm boyutudur. Ama ölüm kesinlikle olmadığı için biz çözülüm diyoruz. Üçüncü boyut varlığı, beşinci boyuta çıkabilmek için yedili birleşim sistemine uygun olarak daha üst boyuta çıkar. Dolayısıyla daha çok varlığa sahip olur. Daha çok varlık bünyesinde barındırır. Ve onun için gücü daha yüksektir diyoruz. Bir de daha değişik bir açıdan incelersek her bir boyut kendi altındaki boyuttan daha hızlı bir mekan bantına sahiptir. Daha güçlü, daha hızlı bir mekan bantına sahiptir. Dolayısıyla varlıklar da evrimlerini tamamlayıp bilinçlenerek, bilincini yükselterek onlar da hücrelerini yetiştirir. Her varlık kendi hücrelerini yetiştirir. Öğrenci, öğretmen ve öğrenci ilişkisiyle ve kendi hızını, beden hızını yükselterek çıkacağı boyutun mekan bant hızına ayak uydurarak çıkabilir ancak. Yani mekan bant hızıyla beden hızı eşit olmalıdır. Ama bu eşitlik de bilinç yüksekliğiyle doğru orantılıdır. Bilinç yükseldikçe daha üst boyuta çıkabilir ve her bir boyutun mekan bant hızı farklıdır. Alttan üste doğru çıkıldıkça yükselir ve alttan üste çıkıldıkça gücü de yükselmiş olur. Hem boyutun gücü hem varlıkların gücü yükselmiş olur. Ve dolayısıyla
19. boyutun son frekansı en güçlü, en hızlı mekan olmuş olur. Ve oraya biz hiçlik boyutu diyoruz. Yani 11. boyutla 19. boyut arasındaki boyutlar hiçlik boyutudur. Sessizlik, durgunluk boyutudur. Rahim boyutu curcunalı boyuttur. Cehennemdir. Dinin anlattığı cehennem boyutlarıdır. 7 boyuttur. Burada varlıklar kendi düşündüklerini yarattıklarını bilmeden yaşam sürerler ve sözümüzün başında ne demiştik? Her bir vizyon manyetik alan tek bir kişiliktir. Bu vizyon manyetik alanda tek bir avatar var ve bütün algıladığı yansımalar da varlık ve ortam olarak algıladığı tüm yansımalar da kendi hücrelerinin yansımasıdır, ışık olarak yansımasıdır. Dolayısıyla varlık önce yarattığını, düşünüp yarattığını bilmez ve tek başına olduğunu bilmez. Bütün herkesin, her şeyin kendi gibi varlık olduğunu zannederek yaşam sürmektedir. Dolayısıyla bu curcunalı yaşamda varlığın arzuları, beklentileri vardır. Birlik bilincinde değildir. Yansımaların kendi gibi varlık olduklarını düşünmektedir. Ve düşünce evrimi söz konusudur bu arada. Önce şimdi birazcık bilinçlendiği takdirde, 7. boyuta geçtiği takdirde bu defa kendi düşündüğünün yaratılmış olduğunu fark eder. Yani her düşündüğünün düşündüğünü yaratmakta olduğunu fark eder önce. Sonra negatifler, pozitifler var tabii. Önce demiştik ya, arzusu, beklentisi var rahim boyutundaki varlığın. Arzusu, beklentisi doğrultusunda olanları iyi, güzel, doğru. Olmayanları da kötü, çirkin ve yanlış olarak niteler avatar. Ama avatar da olduğunu bilmez tabii ki. Ve yansımalarının da var olduğunu bilmez. Kendi gibi varlık olduklarını zanneder. Ve onları yargılar, ön yargıda bulunur, yargılar ya ceza vermeye kalkar ya ödül vermeye kalkar onlara. Halbuki onlar sadece sinema perdesine vuran ışıklar gibidirler ve yansımalar avatarın kendi kendini yetiştirebilmesi için ona yardımcı olan elemanlardırlar. Yansımalar avatar hangi boyuttaysa o boyutun 343 frekansını doldururlar. 343 frekansa yerleşirler ve bulundukları frekansın gereği olarak sadece rol yaparlar. Şimdi avatarı herhangi bir boyutun en ortasındaki frekanstaymış gibi düşünürsek o frekanstaki yansımaları avatar kendine denk bilinçteymiş gibi düşünce, duygu ve davranışları denkmiş gibi algılar. Çünkü onlar o frekanstaki yansımalar o şekilde rol yapar. Avatarın bulunduğu frekansın üstündeki frekansa yerleşmiş olan yansımalar avatardan bilinçliymiş gibi rol yaparlar. Avatarın bulunduğu frekansın altındaki frekanslara yerleşenlerse avatardan bilinçsizmiş gibi rol yaparlar ve avatarın kendi kendini yetiştirebilmesi için ona yardımcı olurlar. Ama nasıl yardımcı olurlar? Avatar yansımalarla iletişim kurar ve bu iletişimden çıkan neticeyi bir düşüncedir tabii bu.
o neticeden dolayı düşündükleri kendi bilinç sınavıdır. Yansımaların kendi aralarındaki iletişimlerden dolayı ne düşündüğü de avatarın gene bilinç sınavıdır. Ve böylece avatar bilinçte ilerlemektedir. Şimdi önce yarattığını bilmez demiştik avatar. Sonra yarattığını yavaş yavaş algılamaya başlar. Ha evet, ben düşündüklerimi yaratıyorum galiba diye düşünür. Ve bu arada avatar negatif ve pozitif düşünür. Yani olumlu veya kendi nitelemesine göre olumlu veya olumsuz düşünür. Negatif veya pozitif diye isimlendirilir. Negatifleri kötü, çirkin, yanlış diye niteler. Pozitifleri de iyi, güzel, doğru diye niteler. Ve ikisini de yaşar tabii ki. Daha sonraki bilinç aşamasında avatar negatifleri ben hayatımdan atayım diye düşünür. Sadece pozitif olarak düşünmeye çalışır. Yani hep olumlu düşünmeye çalışır. Ama şöyle bir şey var. Allah sistemi, kozmik yapı ayna gibi dümdüzdür. Hiç pürüzsüz, hiç dalgasız bir ortamdır. Avatar herhangi bir düşünce attı mı ortaya, beyninden bir nokta halinde çıkar ve ortama büyüyen küre olarak yayılır ve tüm yansımalara çarpar. Tüm yansımalara çarpınca da yansımalar hareketlenir ve avatarın düşündüğünü gerçekleştirirler. Ama avatar bundan haberi olmadığı için onları niteler. Dolayısıyla nitelediği için kozmik yapının dengesi bozulur ve kozmik yapı da bunu düzeltmek için, yani Allah sistemi bunu düzeltebilmek için avatara önceden düşünüp yaratıp içinde yaşadıklarını nitelediğinin tersini niteleyeceği bir olay yaşatır. Dolayısıyla iyi, güzel, doğru diye nitelerse arkasından kötü, çirkin, yanlış diye niteleyeceği bir olay yaşatır Allah sistemi ona. Kötü, çirkin, yanlış diye nitelerse arkasından iyi, güzel ve doğru olarak niteleyeceği bir olay yaşatır Allah sistemi ona. Ama nötr düşünce kozmik yapının dengesini bozmaz. Dolayısıyla avatarda herhangi bir mağduriyet yaşamaz. Şimdi mağduriyet dedik, iyi, güzel, doğru diye niteledi. Kötü, çirkin, yanlış diye niteleyeceği bir olay yaşattır Allah sistemi ona. Ve dolayısıyla mağduriyet yaşamış olur. Bunun farkındadır avatar. Ondan sonra hiç düşünmedi tabii ki ama gene de yaşadı. Kötü, çirkin, yanlış diye niteledi. Bu defa da iyi, güzel, doğru diye niteleyeceği bir olay yaşar. Ama mağdur olmadığı için bunun farkında değil. Dolayısıyla hiç düşünmediğim halde devamlı kötü, çirkin ve yanlış olarak niteleyeceğim olaylar yaşıyorum der ve bizim söylediğimizin doğru olmadığını iddia eder. Halbuki kesinlikle mutlak bilgidir verdiğimiz. Bunun örneğini verirsek denklerle veriyorum ben bunun örneğini. En basit olarak kişi renkler konusunda bazılarını sever, bazılarını. Hocam sözünü bölüyorum, çok özür diliyorum. Son 25 dakikamız olduğu için buradaki sorular gidecek. Şuradan bir soru sormak istiyorum size. Bu lafınızı böldüm biliyorum. Bunu biliyoruz çünkü bunu ilk gelen arkadaşlar da biliyor. Bu sorular kaybolmasın. O yüzden zamanımız yok diye. Hani bir saatte kapanıyor ya.
Sorular kayboluyor çünkü kapanınca. Soru bölümüne yazarsanız okuyabiliyorum sorularınızı. İsmail Hoca yazılarında Adlandalı bilincine ulaşan avatar görev yapar diyor. Vizyon manyetik alanın boş olduğunu anlayıp Adlandalı bilincine ulaşan avatarın görev yapmasının mantığı nedir? Ne için görev yapar? Atlantalı işte yansımalarını yetiştirmeye çalışır gibi olur. Ama aslında ilk etapta yansımalarını kendine benzer varlıkları yetiştirmek için uğraşır. Ama aslında yansımaları değil, kendi bedenindeki hücreleri yetiştiriyor aslında. İşte görev bu. Bir avatarın iki tane esas görevi vardır. Bir kendini yetiştirmek, bir de bedenindeki hücreleri yetiştirmek. Çünkü kozmik yapının hiçbir noktasında bedensiz varlık yoktur. Tümü bedenlidir. Ama bu bedenler avatarın bilincinin yüksekliği oranında hızı artmış, bilinci yükselmiş hücrelerden oluşmaktadır. Dolayısıyla avatar hücrelerini de yetiştirmek mecburiyetindedir. Şimdi avatar üst beninden aldığı bilgiyi, üst beninden kozmik akım olarak aldığı bilgiyi kendi hayatına geçirir ve kendi kendini yetiştirmeye çalışır. Avatar'ın düşündükleri de, düşüncesi de hücrelere kozmik akım olarak geçer ve bu kozmik akımı alan hücreler de kendi kendilerini yetiştirmeye çalışırlar. Dolayısıyla avatar etrafındaki varlıkları yetiştirmeye çalışırken kendi hücrelerini yetiştirmiş olur aslında. Çünkü zaten etrafında algıladığı varlıklar kendi hücrelerinin yansıması. Onlara ders verirken bedenindeki hücrelere ders vermiş olur. Görev bu. Hem de kendini yetiştirme görevi evet. De var tabii ki. İki esas görevi var. Yıldıray Çetin demiş ki ferdi ve tekliği anlatmıyor. Bu öyle bu teklik bilinci yok oluyor demiş. Tam tersine bu öğretiyi tamamladığınız zaman tekliğin ne kadar muazzam olduğunu. Hocam ne diyor? Tek sen varsın. Görünen her şey ışıktan yansıyan sinema perdesidir diyor. Tam tekliği anlatan öğreti budur. Hiçbir şekilde tekliği, de ferdi bilinci. Tekliği vahdeti vücutla anlatıyoruz zaten. Birlikten teklik doğar. Evet, anlamamış evet. Arkadaş. Evet, aynen. Tekliği ferdi bilinci tam olarak anlatan öğreti budur. Tam tersi aynıdır. Küpçüklerde 19. boyuta yükselen avatar tabii var. Var. İşte birçok yazımızda belirttik. 5 yıl önce biz Betanova'nın kapılarını açtık. Betanova'ya geçişler başladı. Ve şu anda 8, 9 ve 10. boyutlarda ilerlemektedir haykatralar. Yani 10. boyuta kadar yükselmiştir avatarlar 1. boyuttan 10. boyuta kadar. Burada geç kalanlar var. Evet. 11-19. arasındaki boyutlar hangi frekanstaysa, 11-19. arasındaki boyutlar hangi aynı frekanstaysa, bu aradaki boyutların birbirinden farkı nedir? Aynı frekanstaysa aynı güç ve enerjidir anlamına da mı gelir? Bu aralıktaki boyutların birbirinden farkı nedir? Birbirlerinden farkları sadece görev farkıdır. Yani varlıklar toplu olarak konseyler oluştururlar, gruplar oluştururlar ve beynin görevini birçok grupla yerine getirmiş olurlar. Aynı frekanstadırlar ama her boyuttaki varlık farklı görevdedir. Atlanta'da yaşam vizyon manyetik alandaki hayır değildir. Hakiki kozmik yapıda genel olarak vizyon manyetik alandaki yaşamın aynısı değildir. Çünkü hakiki kozmik yapıdaki varlıklar boyut atladığı zaman o boyutun özelliğine uygun bedene sahip olurlar. Yani
cin diye bahsediyorduk ya eskilerde cin, cemal sahibi insan anlamındadır. Hı hı. Cemal yüz görünümü anlamında. Yani dolayısıyla yalnız yüz değil de tüm bedeni düşünürsek tüm 19. boyuttan 19. boyuta kadar olan tüm boyutlarda varlıklar küçük farklılıklarla 3. boyut varlığına benzerler. Her bir boyutta farklı beden yapısı var. Ama vizyon manyetik alanda sadece 3. boyut bedeni geçerlidir. Avatar kendi bilincini yükseltir, bedeninin hızını artırır ama görünüşü 3. boyut bedeni görünümünde kalır. Ve hakiki kozmik yapıda her bir boyutu 26 bin yılda geçerler. Yani Atlantalı 19 tane 26 bin yıl geçirmiştir o boyuta çıkana kadar. Ama Avatar'a 3 tane 26 bin yılda 19. boyutun son frekansına ulaşma hakkı tanınmıştır. Boyutların her birinin halleri nasıldır ve ne hissettirir? Boyutlar biraz önce söylemiştik işte. Mekan bant hızı. Yok. Ölümün olmadığını anlamak falan. O yani biz çok konuşuyoruz ama yeni gelen tamam. Arkadaşlar için yaptık. Şimdi şöyle bir şey var. 3. boyut şeriat bilinci boyutudur. Yani din boyutudur. 4. boyut uyku ve çözülüm boyutudur. 7. boyutun ortasına kadar, 7. boyutun sonuna diyelim, 7. boyutun sonuna kadar olan tüm varlıklar uykuya ve çözülüme ihtiyaç hisseder. Dolayısıyla tümü 4. boyutu ortak olarak kullanırlar. 5. boyut zamanın var olmadığını algılayanların boyutudur. 6. boyut ölümün var olmadığını algılayanların boyutudur. 7. boyut mükemmel boyuttur. Tanrısallığa giriş boyutudur. 8 ve 9. boyutlar tanrısallık boyutudur. Yani enel hak boyutudur. Mevlevi bilincine göre enel hak boyutudur. Ben tanrıyım boyutudur. Yani bir piramit düşünelim ve piramidin en üstündeki tek bir taş durumuna gelen varlık Tanrı olduğunu algılar ve enel hak der. İşte bu tek bir taş, tektir ve tüm piramitle birdir. Yani biraz önce söylemiştik, hangi noktayı düşünürsek düşünelim. Şimdi biz tek bir taşı düşünelim, 19. boyutun son frekansını düşünelim. Oradaki varlık, alt sonsuzdan o noktaya kadar olan tüm kozmik yapı ve varlıkların toplamıdır. Yani tümüyle birdir anlamında ama tek bir varlıktır. Tektir ve tüm varlıklarla birdir. O şekildedir. Dolayısıyla 8. ve 9. boyutlar tanrısallık boyutudur, tanrı boyutudur. Tanrı olduğunu algılama boyutudur. 10. boyut küp sistemidir. Şimdi bu vizyon manyetik alan ve Betanova'daki laboratuvarı anlatıyoruz kapsamlı bir şekilde. Bu küp sistemidir anlattığımız ve şöyle bir şey diyoruz. Her bir boyut kendi üzerinden 10 boyut üzerinden yansıma alır. Yani 10 boyut üstü kendini yetiştirir, o boyutları yetiştirir. Dolayısıyla 10. boyut 20. boyuttan yansıma alır. 20. boyut da mutlak boyuttur. Mutlak boyutun başlangıç boyutudur. Dolayısıyla küp sistemi mutlak boyut varlıklarının yansımasıyla, bilinciyle, teknolojisiyle yaratılmış teknolojik bir laboratuvardır. Evet. İsmail Hocam, 78 bin yıldır bu vizyondaysan, konuları çok konuştuk ama sonra işte neden 78 bin yıldır bunları bu şekilde anlatmadın da şimdi anlatıyorsun demek istemiş.
dikkat edilirse kutsal kitaplarda 700 yılda bir geldi. 700 yılda bir aktarıldı. Evet. Çünkü varlığın bilinçlenmesi söz konusuydu. Varlığın bilinçlenmesi söz konusuydu. Varlık bilinçleniyordu aslında ama yavaş yavaş bilinçleniyordu. Şimdi artık vizyon manyetik alanın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Vizyon manyetik alan bitmiştir aslında, sonuna varılmıştır. Ama şeyleri ne derler? Bir süre daha devam edecek. Çünkü ben bunu nasıl tarif ediyorum? Bir motorun düğmesini kapattığın zaman o motor devam eder daha dönmeye, bir süre daha rölantide döner ve ondan sonra durur. Vizyon manyetik alanın düğmesi kapatılmıştır ama motor dönmeye devam eder. Tam durduğu anda vizyon manyetik alan sıfırlanmış olacak, bitmiş olacak. Dolayısıyla laboratuvarda küpçüklerin kapakları açılacak ve içindeki avatar değerlendirilmiş olacak son olarak. Eğer ki avatar diyoruz, sadece avatar, şeriat bilincinin ilk boyutunu dahi aşamamışsa onu mutlak boyut varlıkları, görevli mutlak boyutları alacak ve başka varlıkların varlıklaştırılması için aşı olarak kullanacak. Daha üst boyutlarda olan varlıklar layık oldukları Alfanova'daki boyutlara yerleştirilecekler. Onlar yaşamlarını yitirmeyecek. Yalnız şeriat bilincinin ilk kademesinde olan, sadece şekil ibadeti boyutunda olan varlıklar 78 bin yıldan beri aynı çizgide oldukları için onlar aşı olarak kullanılacak başka varlıkların varlıklaştırılması için. Dünya frekansında olanlar, yani üçüncü boyut frekansında yerinde sayanlar, gene hakiki kozmik yapıda dünyada mekan bulacaklar. Daha üst boyutlara yerleşen, daha üst boyut bilincinde olanlar da daha üst boyutlara yerleşecekler. Ve artık hakiki Alfanova'nın varlığı olarak üst sonsuza doğru devam edecekler yaşamlarına. O şekilde yaşam sürecekler. Ama Betanova'ya geçenler beyin oluşturacak ve Betanova'nın devamını ve varlıkları oluşturacaklar. Laboratuvardaki bir mutlak boyut varlığı Betanova'ya geçecek. Tüm haykatraları, Betanova'ya geçen avatarlara biz haykatra ismini vermiştik. Haykatraları toplayacak, bir beyin oluşturacak ve üst boyutlardan çektiği enerjiyi onlara vererek beyni çalıştıracak ve oradan ayrılacak. Gene hakiki Alfanova'ya geçecek. Ama bu defa mutlak boyutta değil, süper mutlak boyuta geçmiş olacak. Yani 24. boyuta geçecek. Hocam, önemli bir soru. Betanova'ya geçen ve yükselen avatar, artık Haykatra olmuş olduktan sonra üst sonsuza, 4000. boyuttaki mutlak yaratıcıya doğru bir yolculuk da olacak mı? Yoksa başka bir boyutta, başka bir şekilde kendisi Tanrı olarak, yaratıcı olarak mı yol alacak? Şimdi, bu böyle mi olacak? Şöyle bir şey diyelim. Hakiki kozmik yapıdaki varlık ilk yaratıcının genini almıştır. Genine sahiptir. Genetik yapısına sahiptir. Mutlak boyut varlığı hakiki ilk yaratıcının yarattığı olduğu için onun genine sahip olduğu halde hala 24. boyutta olmuş olur ve
üst sonsuza doğru evrimini, tekamülünü devam ettirir. Betonova'ya geçenler sadece mutlak boyut varlıklarının genini almışlardır. 20. 20-23. boyut genini aldılar ve onlar ayrıca yaratıp devam edecekler yaşamlarına. İlk yaratıcıyla ilgileri yok. İlgileri olmayacak. Bilemedim Alfonova Betonova. Ama Alfonova'ya geçerse Avatar o zaman mutlak yaratıcı yolculuğunda Evet, olacak. Betonova'ya geçemezse, doğru mu? doğrudur. Ama gene de mutlak boyut varlıklarının genine sahip olarak, yani ilk yaratıcının genine sahip olmayacaklar. Yani ama oraya karıştığı için ne Pek fark olacak genini farkı alıp olmayacak. alanla almayan Çünkü arasında? zaten oranın varlıklarıyla birlikte yedili birleşim sistemine uygun olarak birleşerek devam edecek. Betonova'ya geçen varlık da kendi tanrı olarak üst var, yani ilk yaratıcıya ulaşma yolunda değil, sadece kendisi var Evet. olarak devam edecek. Böyle bir Evet. fark Evet. olacak doğru olarak. Hocam siz 440 frekansında mısınız diye bir soru geldi. Yine böyle bir soru geldi, Ben bilmiyorum. diyorum ki 20-23. boyut varlığıyım. 23. boyut çarpı 300-343 o frekansı bulur herhalde, bilmiyorum. Duygu kalmayınca, arzu istek kalmayınca, avatar verilen görevin bilinciyle yapan yansımaya mı dönüşür? Yansıma ya dönüşmez tabii ki. Yansımaya niye Yansımaya dönüşsün manu? Yansımaya dönüşmez. dönüşmez de o boyutların gereği olarak insan olarak arzusu beklentisi yoktur. Görev yapar sadece. Görevini yerine getirir. Evet. Şimdi bir ana gemi düşün. Bana bir ana gemi gelmişti ziyaretime. İçinde tümü öğrenci olan bir ana gemiydi. Isırılmış elma ismi olan küresel bir ana gemiydi. Ve bu ana gemi, yani Apple dedikleri, ondan dolayı bilgisayar ve telefon markası da var Apple olarak. Geldiler. Mesaj gönderdiler bana. Benimle tanıştırmak için gelmiş ana gemi. Dedim ne büyüklüktedir bu ana gemi? 3 İstanbul halkı var içinde dediler. 3 İstanbul halkı var içinde. 3 İstanbul halkı Devri Daim'le beslenecek, yaşam sürecek ve o ana gemiyi hareket ettirecek. Yani tümü o 3 İstanbul halkı kadar varlık kendi görevlerini yapıyor. Arzuları, beklentileri olmaması gerekir. Ve dolayısıyla şimdi şöyle bir şey geldi sıraya. Kulli bilinç, cüzi bilinç, ferdi bilinç söz konusu. Şimdi cüzi bilinçte sadece tek bir varlığın bütündeki bilincidir. Tek bir varlığın bütündeki bilinci cüzi bilinçtir. Bütün bilincin toplam bilinci kulli bilinçtir. Ferdi bilinç varlığın kendi inisiyatifine uygun olarak yaptığı hareketlerdir. Ferdi bilinç yaptığı hareketleri ifade eder. Ferdi irade yaptığı hareketleri, düşünceleri ifade eder. Şimdi dünyasal olarak ben kaytarayım, az çalışayım, başkaları da çok çalışsın diyebilir herhangi bir avatar. Ama onlar tümü eşit bir şekilde çalışırlar. Ve ferdi bilinçleri yoktur.
bir beyinde, her zaman söylüyoruz, bir beyindeki bir hücrenin ferdi bilinci yoktur. Cüzi bilinci var. Kendi varlık olarak beyinde bir ferttir ve ferdi bilinci var. Cüzi bilinci var. Ve bir beyni oluşturur. Külli bilinci var. Hep birlikte çalışırlar. Ama ferdi bilinci yoktur. Bu herhangi bir hücre beyinden ayrılıp bedende bir süre gezdikten sonra tekrar yerine gitme şansına sahip değildir. Ferdi bilinci yoktur. O ana gemideki varlıkların da ferdi bilinçleri yoktur. Çünkü bütün varlıklar kendi görevlerini yaparlar ve devri daimi sağlarlar, beslenirler ve yaşamlarını sürdürürler. Ve ana gemiyi de bir yerden bir yere götürme şansları var o durumda. Hiç kimse kaytarmaz. Kaytarma yoktur. Ferdi bilinç yoktur çünkü. Tümü görev yapar. Evet. Şimdi sonsuz zeka demiş ki hocam, buna ben de cevap vermek istiyorum. Benim inancıma göre benim dışında bir yaratıcı yok. Onlar ve biz ayrıyız diye bir öğreti, bir inanç olamaz. Tamamen reddediyorum ve artık izlemiyorum. Bu öğreti insanı köleleştirme yönünde. Bir kere madem bir saattir neden buradasınız? İkincisi olarak da öğretiyi kesinlikle anlamamışsınız. Çünkü bu öğreti insanı köleleştirme yönünde değil, tam tersine gerçek kimliğini bularak seni tanrı olarak yetiştirmek üzere bir küpçüğün içinde yetiştirildiğini anlatan efsane, mucizevi bir öğretidir. Ve hakikatin de hakikati diyoruz ama tabii ki her bilinç bu öğretiyi kavrayamıyor gerçekten. Çünkü zihinle değil, zihnin ötesine birazcık geçmek ve biraz daha tekliği kavrayabilmek ve en azından yakın olmak gerekiyor bu öğretiyi algılayabilmek için. Hocam bir şey demek ister misin? Diğer Geç. soruya geçeyim mi? Tamam, söyledim. Evet. Evet, Hande'ciğim, motor durursa ve sonu geldiyse nasıl aşı olunacak? Bu kısmı sorar mısınız? Burayı anlaşılmamış herhalde. Motor durunca ve sonu geldiyse nasıl aşı Şimdi, olunacak? O mutlak boyut Dermiş. varlıklarının teknolojisidir. Ve ben o grupta değilim. Betanova laboratuvarında kalacak olan altı mutlak boyut varlığı o görevi yapacak. Ben Betanova'ya geçip beyni çalıştırıp süper mutlak boyuta geçeceğim. Teknolojiktir. O işlem teknolojiktir. Nasıl ki sen yoktan var edildin teknolojik olarak, mutlak Atlantalı'nın kopyası alınarak yaratıldın ve aşı olarak mutlak boyut varlıklarının, yedi mutlak boyut varlığının DNA'sını aşı olarak verdiler Avatar'a ve o şekilde 20. boyut varlığı olmasını sağladılar. Başka varlıkları da o şekilde varlıklaştırılacaklar tabii ki, ama aşı olarak sadece şeriat bilincini dahi aşamamış varlıklar kullanılacak. Teknolojiktir bu işlem. Evet. Evet. Hocam, Betonova'da, burası hologram ya, Betonova'da da mı hologram olacağız denmiş. Betanova'da gerçek, hologram. Hakiki varlık olacak. Evet. Hakiki varlık. O zaman sevgili Rengin'in sorusu, robot gibi mi Betanova varlığı? Öyle hissettim demiş. Hayır, Robot gibi robot mi? Gibi değil, insan gibi. Yaratıcı gibi, Tanrı tabii gibi ki değil işte, mi hocam? Kendi Tanrı gibi bir olarak beyin yetiştiriliyor diyoruz ya. Ne yaratırsa, ama biz inisiyatifimizi kullanmıyoruz orada. Beyin kendi inisiyatifini kullanacak. Betanova'yı nasıl devamını yaratacak? Nasıl insanlar yaratacak, onu kendi bilir artık. Hakiki kozmik yapıdaki dünya nasıl? Buraya benzer var bir dünya. Yani şimdi Avatar'ın algıladığı dünya gibi bir dünyadır. Ama üçüncü boyut dünyasıdır Avatar'ın algıladığı.
Aslında dünya 19 boyutludur. 19 tane boyutu var ve birçok varlıklar barındırmaktadır. Ama avatar sadece hakiki dünyanın 3. boyutunu algılamaktadır. Ya orada bitkiler var mı? Hayvanlar var mı? İşte yeme içme falan Orada nasıl mesela hocam? Sadece 3. boyutta insanlar var. Hakiki kozmik yapıda, üçüncü boyutta ne bitki var ne hayvan var. Yok. Zaten bitkileri tek bir boyutta inceledik. Ama her bir bitki kendi farklı boyutunda yaşam sürmektedir. Her bir hayvan kendi boyutunda yaşam sürmektedir. Ama bize örnek, vizyon manyetik alana, avatara örnek olabilmesi açısından bütün bitkileri ve bütün hayvanları üçüncü boyuttaymış gibi yansıtıldı. Evet. Her avatar bir Atlantalı'nın kopyası ise hakiki Alfa Nova'ya geçen avatar orada ikiz Hayır, varlık mı olacak? olmayacak. Hadi Olmayacak uyku ve çıkacak. hatta daha önce biz şunu belirtmiştik. Mevlana'nın söylediği vuslat kesinlikle gerçekleşmeyecek demiştik. Ama biraz daha derinini söyleyelim şimdi. Vuslat Atlantalı ile Avatar'ın buluşması anlamındaydı. Ama Atlantalı ile Avatar kesinlikle buluşmayacak. Çünkü Atlantalı hakiki Alfa Nova'dadır. Avatar Betanova'dadır. Betanova'da ilerleyecek ve kesinlikle buluşma olmayacak. Ama şöyle bir de hakikat var. Avatar yaratıldığı anda Atlantalı'nın DNA'sının tümünü almış durumdadır diyoruz ya. 78 bin yıl önceki DNA'sını almış durumdadır Avatar. 78 bin yıl boyunca Atlantalı daha da bilinçlenmiştir ve kesinlikle Avatar'la buluşması söz konusu değildir. Evet. Ben bir Türk olarak küpçüğün içindeyim. Avatar Türk. Bu yüzden İsmail Hoca benim vizyonuma Türk olarak yansıdı, değil mi? Örnek olarak bir Japon olsaydım, Japonca konuşan bir İsmail ile İsmail ya da başka bir isim olacaktı. Doğru mu anladım? Aslında şu anda Türk'tür o söyleyen. Ama 78 bin yılda bütün milletleri denemiştir. Evet, hepsinde de her millet olarak, mesela Japonya'da doğunca Japon olarak mı sen onun Tabii vizyon ki, manyetik alanına zaten yansıdın üst boyut doğduğunda? varlıkları herhangi bir varlıkla iletişim kurdukları anda beyinden beyine düşünce aktarımıdır yaptıkları, ses yoktur. Ama varlık o üst boyut varlığının Türkçe konuştuğunu zanneder, Türkçe algılar. Bu çok ilginçtir aslında bu konu. Beyinden beyine düşünce aktarımı olur ama kişinin kendi lisanından ses çıkar. Bir zaman bunu anlattım mı bilmiyorum. Marketteyim. Bir adam yanaştı yanıma. Dedi hangi tavuk suyunu almam lazım? En iyi tavuk suyu hangi markadır diye sordu. Ben de kendi evime aldığım tavuk suyunu, bulyon dersiniz siz, Türkiye'de bulyon dersiniz tavuk suyuna. Bir bakıma da Rumcadır. Bulyon Rumcadır. Sordu, ben de söyledim. Ondan sonra dedi, niçin dedi falan semtteki market daha ucuz ve buradaki market daha pahalı. Çünkü halkının gelirine göre diye cevap verdik. Konuştuk, Türkçe konuştuk. Ondan sonra kasa kuyruğuna girdim. Adam önümde
Ve Türkçe bilmez Rummuş meğer. Türkçe bilmez adam. Anlaştık gene İngilizce, yarı İngilizce, yarı Tarzanca. Anlaştık ama o an benimle iletişim kurduğu zaman Türkçe konuştu. Ben de Türkçe cevap verdim. Ben de Türk zannettim. Halbuki Rummuş, Rummuş ve bana Rumca sormuş. Ben onu Türkçe algıladım. Ben Türkçe cevap verdim, o da Rumca algıladı. Bu da böyle bir olay. Dolayısıyla beyinden beyine Evet, düşünce öyle oldu. aktarımı da kişinin kendi lisanına göre yansır kendine. Evet, her şeyi zihnine algılamaya çalışıyoruz ya, Evet. ondan böyle hocam. Hakiki dünyada yine zihin soruları tabii, ama böyle anlayacağız. Yani gerçekleri bularak hakikate ulaşacağız, anlayarak. Hakiki dünyada üçüncü boyutta hayvan ve bitki yoksa insanlar ne Şimdi yiyorlar? bütün vücutta herhangi bir yiyecek var mı? Sadece midede var. İnsan Evet. yer. Birçok organ bunları süzer ve kanda bütün hücrelere dağıtır. Bu sistem böyle bu şekilde. Hiçbirinin marketi yoktur. Hiçbirinin yani ne meyvesi var, ne tatlısı var, ne yiyeceği var. Ama kan o süzen organlardan alır gıdayı ve bütün bedene dağıtmış olur. Hakiki kozmik yapıda da bu Evet. şekildedir dağıtım. İsmail hocam, Atlantalı'yı ve o Atlantalı tanrıları gördü mü? Nasıl, kimi? Atlantalı tanrıları gördünüz mü? Yazmışlar. Gördüm mü? Gördüm, evet. Bütün Atlantalıları gördüm. Bütün Atlantalıları kopyaları ve yansımaları alınması için ben taşıdım. Evet. Alfa Nova'ya geçen bir avatar bunu nasıl fark eder? Yani vizyon manyetik alan ile fark nedir? Onu fark etmeyecek. Çünkü Azrail sistemi onu aktarırken ana rahmine aktarıp orada doğmasını sağlayacak. Hocam, hasat nedir? Dünyada hasat yapılıyor mu? Hasatın amacı nedir? Şimdi bu hasat başka bir öğretinin terimidir. Ama hasat nedir? Bitkide hasat olgunlaşanların toplanması anlamında. Ve dolayısıyla biz 5 yıl önce Betanova'nın kapılarını açtık ve o tabire göre hasat başlamıştır. Olgun olanlar Betanova'ya geçiyor. Olgun olmayanlar da Evet. olgunlaşmayı bekliyor. Olgunlaşmak için çabalıyor diyelim. Evet. Betonova'ya geçecek haykatçalar kaynakla birliği deneyimleyemeyecek mi o zaman? Birlik hissini deneyimleyemeyecek mi o zaman? Betanova'ya geçenler Betonova'ya birlik geçince. bilincinde olan varlıklardırlar. Dolayısıyla Enel Hak dedik ya, Enel Hak tek bir taş durumundadır ve 19. boyutun son frekansıdır. Deneyimleyip geçecekler Betanova'ya. İsmail hocam, 24. boyut varlığı olduğunu bir olayla mı fark etti, yoksa başından beri biliyor muydu? Hocam buna cevap vermeyin. Çünkü arkadaşlar, bunu merak eden arkadaşlar, mutlak boyut varlığı olan İsmail Keçeci'nin yolculuğu diye bir YouTube'da videomuz var. Orada çok uzun bu hikaye. Oradan izleyebilirsiniz. Son bedenimiz olduğunu düşünüyorsak herkesin görebileceği bir büyük son var mıdır? Güzel bir soru. Bir büyük son Bir var büyük mıdır? son yok. Ferdidir. Sonlar ferdidir. Toplumsal değildir. Her bir avatar kendi vizyon manyetik alanında tektir ve
kendi kendini yetiştirdiği takdirde Vetanova'ya geçecek. Ve dolayısıyla ne hargür var, ne sessizlik ve durgunluk var. Ve avatar bilinçlendiği takdirde son durumda düşünmeme yeteneğini de geliştirdiği takdirde Vetanova'ya geçecek. Ferdi olarak geçecek. Yani toplumsal bir hareket, toplumsal bir geçiş yoktur. Sadece tek avatar geçecek. Avatar ilk defa nasıl yaratıldı? Doğum yolu ile olduysa yansımamısı mı doğurmuş oluyor öyleyse? Hayır. Avatarlar biraz önce de anlattım. Teknolojik olarak yaratılmıştır. Ve her bir avatar her bir Atlantalı'nın kopyası olarak yaratılarak vizyon manyetik alana yansımaların arasına konmuştur. Doğum yoluyla değil. Sadece üçüncü boyutta bir tetik, bir başlangıç yapıldı ve o şekilde avatar yaşama başladı. Doğum yoluyla yok çünkü başka biri yoktu ki doğursun. Yansıma da yine hep birlikte yaratıldı. Tüm yansımalar, tüm vizyon manyetik alan, tüm yansımalar ve avatar aynı anda yaratılmıştır. Ve üçüncü boyuta konarak evrime alınmıştır. Evet. Hocam, bir soru var, ona da ben cevap vermek istiyorum buyur, sizinle. Buyur. Sonra da sen cevap verebilirsin. Şöyle yazmış. Hocam ya, gerçeklik sizin anlattıklarınızın dışınızdaysa ya siz zihinsel bir karmaşa yaşıyorsanız, çünkü ciddi anlamda kelimelerle ifade ettikleriniz dışında kesinliği iddia eden somut bir delil yok. Şimdi buna ben cevap vereyim. Şimdi hakikat soyuttur. Gerçeklik biraz daha maddeseldir. Siz kendi içinizde, kendi zihninizin üstüne çıkabildikçe, kendiniz derine inebildikçe, düşüncelerinizin farkına varıp düşüncesiz alana geçtiğiniz zaman hocamı idrak edebilir durumda olacaksınız. Şu an o zaman da onun söylediği her şeye şahit olacaksınız. Ben kendi adıma söyleyebilirim sadece. O ölümün olmadığını anlamak, zamanın olmadığını anlamak, enel hak demek, vahdeti vücut demek kısımlarını kendi bilincimde bilgi olarak değil bunu. Bilgi olarak hepimiz her şeyi biliyoruz ama bunu biraz daha derinleştirip de kendinizde bu hayatın kendi şuurunuzdan yansıdığını anlayıp bütün yansımaların kendinize göre şekillendiğini kendiniz şahit olduğunuzda, kendiniz kendiniz yaşadığınızda hocama hak vereceksiniz. Yani siz şimdi zaten düşüncelerinizin farkında değilseniz, nasıl yarattığınızın farkında değilseniz, korkularınız çoksa, geçmişte ve gelecekte yaşıyorsanız hocanızı idrak etmek biraz daha zor olabiliyor. Ama hocamızın söylediklerini bilişe çevirip de kendi yolculuğunuzda anda kalmaya başladıkça, daha çok anda olmaya başladıkça, geçmiş ve gelecek silindikçe, zihinden çıktıkça zaten hocamın demek istediklerini anlayabilir olacaksınız. Burada bunu evet, söylemek doğru, istedim. Doğru hocam söyledin. Hocam eklemek doğru istediğim söyledin, şey var evet. Mı? Bizim öğretimiz de hem söylediklerimiz hem yazdıklarımız alt frekanstan üst frekansa doğru uzanan bilgiye dayanmaktadır. Tüm yolu tarif etmiş durumdayız. 9 tane bilinç seviyesi aktardık. Bu şeriat, tarikat, hakikat, marifet, enel hak, vahdeti vücut, ruhsal boyut, rapsal boyut, mutlak boyut, süper mutlak boyuttur. Süper mutlak boyutu anlatmadık ama varlığını söyledik. Çünkü zaten süper mutlak boyut avatara yaramaz. Avatar için ne kadar bilgi alsa onu hayata geçiremez. Dolayısıyla mutlak boyuta kadar anlatmış olduk. Ve bunları avatar bilgi hamallıktır diyoruz. O bilgiyi alıp kendi hayatında
otomatik olarak kullanabildiği takdirde bilince dönüştürmüş olur ve bu bilinçle de boyutlarda yükselmiş olur. Söylediğimiz sırayla eğitimini tamamlar. Şimdi anda yaşıyorum, kaygılarım yok demiş. Eğer anda yaşayıp kaygılarınız yok olduğunda zaten zamansızlığı idrak etmiş olursunuz. Arkasından doğmadığınızı, doğurulmadığınızı idrak etmiş olursunuz. Ölümsüzlüğü çok net idrak etmiş olursunuz. Zihin olmaz, zihninizin tamamen üstüne çıkmış olursunuz ve vahdet-i vücudu ve enel hakkı da deneyimlemiş olursunuz. O zaman zaten hocamın öğretisine bu öğreti zihin karmaşası demezsiniz. Aynılarını anda olduğu zaman sizde bunların hepsi, hocamı dinlemeseniz bile sizde açılır ve zaten hocamın söyledikleriyle aynı eşdeğer noktada olmuş olursunuz. Gerçekten anda yaşıyor olsaydınız diye düşünüyorum ben. Hocam bayağıdır biz 77 dakikadır yani bir saatimizi geçtik. Instagram'da bir öyle kapatıyor, bir böyle kapatmıyor. Bir 5 dakika ara verip size Zina'yı soracağım tekrar açtığımızda. Merak edilen bir konu. 5 dakika sonra tekrar buluşuyoruz. Görüşmek üzere.